Merhaba, iyi günler. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve gazeteci Cengiz Çandar'la Türkiye'de son dönemde yaşanan adı konulmayan süreci konuşacağız. Ama bunu Orta Doğu bağlamında konuşacağız. Bunun bölgedeki yeni dengelerle nasıl bir ilişkisi var? Var mı yok mu tabii? Bunların detaylarını konuşacağız. Merhaba Cengiz abi. Beyler merhabalar, iyi yayınlar şimdiden. Sağ ol. Şimdi başından itibaren Bahçeli'nin sizin partinize el uzattığı andan itibaren bir tartışma var. Tartışma her geçen gün inişli çıkışlı bir şekilde devam ediyor. Mesafe de kat ediliyor aslında. Burada iki tane temel yaklaşım var. Bir yaklaşım diyor ki Erdoğan ve Bahçeli Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için bir oyun oynuyor. Yoksa bu olayı çözmek falan gibi dertleri yok diyen var. Bir diğer tarafta da olayın iç siyasetten ziyade dış siyasette ve bölgedeki değişimle, dönüşümle alakalı olduğunu savunanlar var. Özellikle İran'da İsrail'in açık açık birbirlerine hedef almalarıyla beraber bölgede birçok şeyin değişeceği, özellikle Amerikan seçimlerine bağlı olarak tabii, değişeceği beklentisi var ve bu anlamda da Kürtlerin ve özellikle de PKK'nın buradaki rolü konusunda Ankara'nın, iktidarın bir takım hamleleri, girişimleri olduğunu düşünenler var. Yani iç politika, dış politika. Cengiz Çandar hangisinin daha ağır bastığını düşünüyor? İkincisine, bunu zaten daha önce de birkaç vesileyle defa kez söyledim ben. Ve hatta yani bunu biraz hafif bir sarkastik bir şekilde biraz eleştiren ölçülerle bu Ankara gazeteciliğinin, ben de bu Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gide daha önceden de biliyordum gerçi ama daha da fazla görünür oldu. Bir Ankara gazeteciliği diye benim kullandığım bir kavram. Bir iki haftanın siyasi gündemi üzerinden gelişmeleri okuma ve oradan haber başlığı, hatta manşet çıkartmak gibi bir dürtü var. Oradan baktığınız zaman hemen bu işte yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmenin hesaplarını mı yapıyor acaba Tayyip Erdoğan? Veya işte anayasa çalışmalarında gerekli yeterli çoğunluk olmadığı için parlamentoda DEM Parti'ye buradan bir açılıp sağlama almak istiyor Cumhur İttifakı yeni anayasa çalışmalarını gibi. Bunu tamamıyla iç siyasetin Cumhurbaşkanlığının tekrar Tayyip Erdoğan tarafından üstlenebilmesi veya işte anayasa yapımı için DEM Parti'ye ihtiyaç duyulması gibi Ankara'nın bildik günlük polemikleri, siyasi manevraları üzerinden okumak gibi bir eğilim var. Ben bu konunun son derece ciddi, bütün bu iç politika boyutlarını aşan bir yönü ve yanı olduğunun altını çizmeye çalıştım ve bunu bölgedeki gelişmeler üzerinden okumanın doğru olacağını söyledim. Yani kısacası bu mu sorusuna şimdi seni sordum. İçli dış politikanın dikte ettirdiği bir açılım mı demek gerekiyor ya da bir yeni girişim mi demek gerekiyor, ne diyeceksek onu diyelim ama dış politika ve senin de işaret ettiğin gibi İran-İsrail arasındaki bölge çapındaki bir yeni durumun, bölgenin yeniden dizayn edilmesi hesaplarının görüşülüyor. Bölgenin geleceğinin çok belirsiz olduğu üzerinde hemen herkesin ittifak ettiği bir bakış açısının öne çıkarttığı ya da yol açtığı bir işte gelişim ya da yaklaşım, öyle ifade edeyim, dış politika diyorum. Şimdi Erdoğan'ın söylediği bir meşhur İsrail saldırır, Türkiye'yi de hedef alır diye bir çıkış yaptı. Birçok kişi bunu şey olarak, retorik olarak gördü, propaganda olarak gördü ama burada kastettiği sanki, tabii ki böyle söylendiği zaman çok olur mu canım öyle şey deniyor ama burada sanki İsrail'in bölgedeki yeni dizaynda Türkiye'yi rahatsız edecek bir takım girişimlerde bulunabileceği ihtimalini
de değinmiş oldu sanki ve özellikle de burada Kürtler geliyor akla. Böyle bir şey olabilir mi? Yani İsrail şu andaki yönetim, Netanyahu yönetimiyle Erdoğan arasında çok ciddi bir şey var, kavga var. Her ne kadar ticaret gizli gizli sürüyor olsa da. İsrail yönetimi Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için bir Kürt kartı kullanmak ister mi? Böyle bir kart var mı? Bunu başarabilir mi? Yani kızla en sondan yola çıkarak söyleyeyim. Böyle bir kart var. Böyle bir kart var. İsrail bir karta başvurabilir mi? Potansiyel olarak dışlanabilir bir şey değil. Başvurabilir. En başından sorunun gelirsek Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşması 1 Ekim'de yaptı. Bu İsrail'in Türkiye topraklarında gözü oldu ve İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceğinin altını çizdi. Ve ben buna hemen karşı çıktım ve ilk ve en kapsamlı karşı çıkan da ben oldum. 2 Ekim tarihinde ben de söz aldım, konuştum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Arzu Mevut diye bir isyanı, vadeli topraklar üzerinden yürüyen bir İsrail politikası olmadığını, İsrail'in yayılmacı bir devlet olmakla birlikte bunun Türkiye topraklarına kadar gidebilecek bir İsrail hedefi bulunmadı. Ayrıca Türkiye'nin koskoca 85 milyonluk 770 bin kilometre karelik koca bir ülke oldu ve İsrail eti kutu Türkiye'ye, Türkiye topraklarını işgal edecek kadar, Fırat'a kadar buna imkan vermeyeceğim. Bunun kendi ülkemize, kendi gücümüze büyük bir güvensizliği ifade ettiğini ve hem doğru olmadığını hem de hesaba gelmeyen bir şey olduğunu ve böyle bir önermeni söyledim ama çok doğru olarak senin az önce söylediğin boyutu var Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin. İyi söylenmemiş, doğru söylenmemiş, bir gerçekle tekabül eden bir tarafı olmamakla beraber muhtemelen daha sonraki gelişmelere baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın kastettiği İsrail'in bölgedeki saldırgan politikasının Türkiye'yi ilzam edecek boyutlar taşıyabileceğini ifade etmek istiyor. Başka türlü ifade etse daha isabetli olurdu. Doğru bir şekilde ifade etmedi ama eğer senin demin yorumladığın anlamda söylediyse ki o ihtimal de mevcut, o zaman böyle bir durum söz konusu. Çünkü hemen o konuşmanın ertesinde Devlet Bahçeli'nin bu DEM Partisi'nin ileri gelen şahsiyetleriyle tokalaşması, aynı günün akşamı Devlet Bahçeli'nin işte dünyada barış istiyorsak yurdumuzda da barış istememiz icap eder diyerek el sıkışmasının bir şekilde anlamını uygulaması, dahası birkaç gün sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu tokalaşmanın bir doğaçlama olmadığını söylemesi ve en sonunda işte geçen salı günü yaptığı o 22 Ekim konuşmasına Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanacak yasal düzenlemelerle birlikte serbest kalabileceği ne kadar işleri vardıracak bir mesaj vermesi ki onu olabilmesi için de Öcalan'ın PKK'ya Türkiye'nin silahlanacağını sonra erdirme açıklamasını yaptırması ve bunun ilan edilmesi şartını ifade etti. Ve hemen ertesi günü hatırlarsak ilk kez 44 aydır şaka makı 3,5 yıldır ilk kez Abdullah Öcalan'dan bir şey duyduk hepimiz. Bütün dünya, bütün Türkiye, bütün toplum. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili aynı zamanda yeğeni Ömer Öcalan gitti İmralı'da görüştü. 44 ay, 3,5 sene sonra ilk kez. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman yani Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve arkasından gelen bu zincire ve halkalarına baktığımız zaman o konuşmada altını çizdiği hususa tekrar geride varsa bir İsrail ve İran arasında bölgede ortaya çıkmış durumun bazı gelişmelere yol açabileceğini Türk karar vericisinin
düşündüğü ipuçlarını bize veriyor. Bir de unutmayalım ki arada Türkiye Büyük Millet Meclisi bir gizli kapalı oturum yaptı ve orada da Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı konuşma yaptılar bu kapalı oturumda. Yani bütün bunları bir arada bir kapalı oturum gereği duyarak bu İsrail'in politikasının bölgedeki boyutlarının anlatılması amaçlı bir kapalı oturum. Bütün deminden beri sıraladığımız gelişmelerde bir arada düşünülürse o zaman birinci soruya sormuş olduğumu önersek dış politika boyutunun ve bölgedeki gelişmelerle bu işin ilgisini kendiliğinden zaten herhalde bu puzzle'ın, bilmecenin parçalarını bir araya getirdiğin zaman gösteriyor. Şimdi uzatmadan lafı senin sorundaki can alıcı noktaya gelelim. Bunu da İsrail, Türkiye ile her ne kadar ticaret bir şekilde devam ediyor. Hatta İsrail'e hayat veren Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden İsrail'e gitmeye devam ediyorsa da Türkiye ile İsrail birbiriyle karşı pozisyon almış iki bölge gücü durumundalar. Diğer bir bölge gücü İsrail ile İran arasında çok ciddi bir çatışma var. Yeni teknolojilerin de devreye girdiği bir çatışma var. Her ne kadar konvansiyonel ordular anlamında İsrail ve İran çatışmıyorsa da İran ve İsrail savaşıyor. Bölgenin her yerinde her şekilde bu bölümünde savaşıyor. Ve İsrail Gazze'nin dışında, Filistin toprakları dışında, Lübnan'da, Suriye'de de İran'la savaşıyor bir yanıyla. İran'da, İsrail'de İran üzerinden, Irak üzerinden, Suriye üzerinden, Lübnan üzerinden savaşıyor. Füze göndererek Hizbullah'la, devrim muhafızlarının güçleriyle, işte bu direnme ekseni dediği Irak'ı da dahil eden, oradaki Şii zemin üzerinden hareket eden bir şekilde oradan drone göndererek İran'ın kendisinden füze atarak savaşıyor. Ve yalnız bu savaşın varacağı cereyan ettiği noktalar KCK Yürütme Kurulu Başkanı Zübeyir Ayber'in geçen birkaç gün önce Medyaber'de çok uzun, 1 saat 4 dakika süren röportajında söylediği gibi Kürtlerin yaşadığı bölgeler. Hepsi. Ve yani biz güçlüyüz, Kürtler olarak. Biz güçlüyüz, biz varız. Herkes bizim kapımızı, bütün güçler çalabilir. Biz Türkiye'nin çalmasını ve bu iş barışta çıkmayı esas alıyoruz ama Kürtlerin kapısını bütün bu bölge coğrafyası bu savaşla birlikte zayıfladığı için bütün bu aktörler İran Şimdi olsun, Irak olsun, orada Suriye olsun bu coğrafyada çalabilirler. Bunu böyle görmek gerekir diye aslında çok ilginç bir mesaj vermiş oldum. bu coğrafya demişken şimdi en önemli husus sanki ben Pazartesi günü Amber'in zamanında da bunu konuştum. O biliyorsun Mazlum Dinledim. Kobani ile çok önemli bir röportaj da yaptı. Suriye en hassas, Ankara için en hassas yer Suriye. Onu sona bırakalım. Şunu sormak istiyorum. İran'da Kürtler var. Ve PKK'nın orada bir örgütü var. Pejak adında. Ama bu uzun bir süredir bir çatışmasızlık yaşıyorlar bildiğim kadarıyla. Sen detaylara benden daha fazla hakimsindir eminim. Yeni bir şey de mesela İran'ın içeride istikrarsızlaştırılması gibi bir plan vesaire olabilir mi mesela? İlk aklıma gelen çok konuşulmuyor Türkiye'de bu ama hatta geçen bir haber çıktı. İki güvenlik görevlisini öldürdüler falan diye böyle bir küçük çaplı bir çatışmada çıkmış. Böyle bir ihtimal mesela söz konusu olabilir mi? Ne dersin? Yani bu ihtimaliyetler içinde tabii bu söylediğim Pejak 2011 yılından beri fiilen İran'a karşı bir silahlı mücadele yürütme durumunda değil. Ortadan da kalkmadı. Dondur adeta. Yani çok uzun fiili bir ateşkes hali Pejak üzerinden bakıldığı zaman 2011 yılından beri devam ediyor. Ve Pejak bu Nisan ayında yani 2024'teyiz şu anda 13 yıl sonra
fiili ateşkesi İran'da yürürlüğe soktuktan sonra 7. kongresini yaptı. Orada bir takım kararlar aldı. Şimdi ona da gönderme yapılarak ve bölgedeki gelen durumun İran'ı zayıflattığı ve istikrarsızlık ihtimalinin ortaya çıktığı üzerinde durularak Pejak'ın da bir şekilde tıpkı Suriye'de olduğu, Rojava'da olduğu gibi İran'da durumu tırmandıracağı ihtimali üstünde duruyor. Biliyorsunuz Pejak Özgür Yaşam Partisi anlamına geliyor Türkçesi baş harfleri. Ziyan-ı Azadi Kurdistan Parti, Ziyan-ı Azadi Kurdistan. Bu Pejak gayrı İran Kürdistan Demokrat Partisi birkaç parçaya ayrılmış. Komala var ve bunların tümü Irak Kürdistan topraklarında. Ve İran sürekli bunlara karşı misillemeler yürüttü. Pejak'ın Kandil'de olduğu biliniyor. Pejak İran'ın bu saldırılarına hedef olmadı şimdiye kadar. Geri kaldı, güç kaybetmedi ve şu anda sahada bu bölgedeki genel durum ve İran'ın istikrarsızlaşması ihtimali gözeterek ve 7. Kongresinde birkaç ay önce yapmış taze bir güç olarak devreye girebileceği spekülasyonları yapılıyor. Şimdi İran'ın böyle bir ihtimalle, yani sadece Kürdistan'da genel bir istikrarsızlıkla yüz yüze kalacağı, bir yanıyla İsrail'in sürdürdüğü savaşın muhtemel bir sonucu olarak algılanıyor. İkincisi, bizzat İranlılar kendisi durumu böyle görüyor. Buradan hatırlamamız gereken, İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bir tarafı Azeri, bir tarafı Kürt. Ve ilk dış ziyaretini Bağdat'ta yaptı. Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit, Celal Karaman'ın bacanağıdır kendisi. Onunla Kürtçe konuştu. Oradan kalktı Erbil'e gitti. Mesut Barzani ile buluştu. Ve ona dedi ki, bak ikimiz de dedi, muhabbat doğruyuz. Mesut Barzani bugün İran sınırlarında bulunan ve ilk bağımsız Kürt devletini kurdu. Mahabat şehrinde ki babası iki numaralı adamıydı o cumhuriyetin, oğlu Mustafa Barzani. Ona bir gönderme yaparak sen de ben de Mahabat doğumluyuz dedi. Yani sen Kürtsün ve ben de yarım Kürt'üm. Oralardan ki Mesut Barzani Türkiye'nin nüfuz alanında sayılıyor. Bizi de dışlama. Biz İran olarak gerek Irak Kürdistan'ı, gerek bütün bölgedeki unsurlarla birliğimizi sağlam almak durumundayız gibilerden. Ve bir Kürt, tırnak içinde söylüyorum, özellik girişimi ya da ayrılıkçı girişime karşı Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin adaşı üzerinden desteğini alma hamlesi yaptı. Bir başka konuşmasında da işte emperyalist güçlerin İran'ı Azerbaycan, Kürdistan, Balucistan gibi etnik parçalara bölme hesabı olabileceğini de ima eden bir konuşma yaptı. İran ile İsrail arasındaki savaşın cereyan ediş tarzı ve İsrail'in yaptığı hamleler İran'ın istikrarsızlaşması ihtimalini gündeme getiriyor ve orada Kürtlerin de önemli bir faktör olabileceği izlenimini yaratıyor. Ve tekrar az önce söylediğime dönersek, oraya söyleyip tamamlayayım. Bugün bölgede, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye haricinde Kürtler yaşıyor ve bölgede İran ve İran'ın müttefikleri sayılabilecek güçlerin zayıflaması durumunda bir Kürt antitesinin, birleşik bir Kürt antitesinin bu önü belirsiz görünen bölgede, bir yandan da bölge yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor diye düşünülürken, kim tarafından? Amerika Batı ve İsrail tarafından. O zaman biz Türkiye'de durumu sağlama alalım. Kendi Kürtlerimizle bir hal yoluna gidelim ki Türkiye Kürtleri, Türkiye nüfusun, bütün dünyadaki Kürt nüfusun zaten yarısı. Dolayısıyla bölgedeki gelişmelerin
bize sirayet etmesi, eğer bir Kürt antitesi ortaya çıkacaksa kaçınılmaz olabilir. Şimdiden bir ön alalım gibilerden de bu son girişimleri anlamak mümkün. Oradan tekrar gelip söyleyip bırakayım. Sen Suriye'yi sona bırakalım dedin. Aslında en can alıcı nokta tabii en sonunda da ortasında da en başında Suriye. Şimdi PKK'ya yakın bir takım yayın organlarına baktığımda şeyden internetten tabii bakabiliyoruz. Yasaklı olmayan ya da bir takım yöntemlerle şey yapılıyor. Bir de Kandil'den yapılan açıklamalar var biliyorsun. Değişik zamanlarda Murat Karayılan'ın, Mustafa Karasu'nun falan açıklamaları hep bölgesel gelişmelere çok büyük bir anlam yüklüyorlar ve şöyle bir havayı ben çok net alıyorum. Onu veriyorlar zaten. Hatta en son sizin partinizin parti meclisi açıklamasında da vardı benzer bir ton. Bölgede çok şey değişiyor ve Kürtlerin eli çok güçlü. Yani böyle bir pazarlık gücünün Ankara'ya karşı iyice arttığı düşüncesi var. Şimdi buradan Suriye'ye gelecek olursak herhalde Ankara için en kritik yer Suriye. Erdoğan'ın dönüş yolunda, Kazan'dan dönüş yolunda biliyorsun uçakta yaptığı konuşmada Esad'la görüşememekten duyduğu bir memnuniyetsizliği açık ediyordu. Görmüşsündür. Putin'i aracı kılıyor ve anladığım kadarıyla Erdoğan en ideal çözüm olarak Esad'la anlaşıp oradaki Rojava denen kuzeydeki bölgedeki Kürt varlığını Şam ortaklığıyla sonlandırma gibi bir beklentisi var. O pek gerçekleşecek gibi gözükmüyor. İkinci olarak da ne dedi? Amerika desteğini çeker, bunları satar dedi. Orada da gördük ki en önemli mesele Suriye. Ve burada da galiba en çok güvendikleri kişi de Abdullah Öcalan. Ama şey soruyor Amber'in zaman Mazlum Kobani'ye. Abdullah Öcalan'dan bu konuda bir talimat gelirse ne yaparsınız diye sorduğunda verdiği cevabı biliyorsun bir cümle. Abdullah Öcalan böyle bir talimat vermez. Hani verirse uyumayız falan değil, vermez. Yani olayın dönüp dolaşıp en çok düğümlendiği yer sanki Suriye gibi geliyor bana. Katılır mısın? Katılırım. Onun için dedim yani Suriye'yi sona bırakalım dedin. Suriye sonda ortada ve en başında işin zaten. İşin tümü neredeyse Suriye'yi. Yani bu İran-İsrail bölge çapındaki çatışmasının İran'ın bölgedeki bir ahtapot kolları gibi uzuvlarının Hamas'ın, Hizbullah'ın, ta hatta Yemen'deki Husiler'in zayıflamasıyla birlikte İran'ın kendisinin de aynı zamanda zayıflamasının en önemli kendisini dışa vuracağı yer Türkiye açısından Suriye olacağı anlaşılıyor ve Türkiye'de karar vericinin kafasının arka yerinde de tıpkı bu Kandil'den oradan buradan yapılan beyanlarda bir şekilde el yükseltme gibi gözüküyor. Biz çok güçlüyüz. İşte az önce de gönderme yaptım Cibeyr Aydar'a. O da diyor ki biz varız, biz güçlüyüz Türkler olarak. Dolayısıyla herkes gelip bizim kapımızı çalabilir. Bu normaldir. Şimdi burada tabii üstü kapalı olarak Amerika'da çalar, İsrail'de çalar, başkası da Rusya'da çalar. Herkes çalabilir. Güçlüyüz. Yani ona göre ama bizim gönlümüz Türkiye'de gelin bu işi çözelim de diyorlar. Yani gerek Murat Karayılan bunu söylüyor, gerek Sübeyir Aydar söylüyor. Herkes söylüyor bunu. Abdullah Öcalan kendisi söylüyor en önde. Türkiye ile çözelim bu işi diyorlar. Türkiye ile çözersek o zaman bu sıkıntılara yer kalmaz. Ben geçen hafta bugün çarşamba günüydü mecliste yaptığım konuşmada orada burada çeşitli yayın organlarında başlığa çıktı. Dedim ki eğer iç cepheyi tahkim etmek, güçlendirmek istiyorsanız bunun yolu Türkiye Kürtlerini mutlu etmekten geçer. Türkiye Kürtleri mutlu ederseniz bu iz düşümünü başta Suriye'ye çünkü Türkiye Kürtleriyle aşağı yukarı aynı şey Suriye Kürtleri. Arada bir demiryolunun çizdiği bir sınır var. Dil aynı, aşiretler aynı, geçmiş aynı,
Türkiye ile Irak Kürtler arasında olduğu gibi yalçın dağlarla oluşmuş coğrafi bir takım engeller, hatta linguistik engeller, kimisi oralı, kimisi kurmancı gibi engeller de yok. Aynı halk. Dolayısıyla Türkiye Kürtlerinin mutluluğu, eğer iç cepheyi tahkim bağlamında konuşursak, iz düşümünü Suriye'ye bırakır ve o zaman da Suriye Kürtlerinin onun bunun tarafından Türkiye'ye karşı kullanılacağı kaygısı edinmezsiniz, sürekli bombalama gereği de duymazsınız. Niye bombalıyorsunuz yani? Bir de sivil hedefler bombalıyorsunuz. Sivil insanlar ölüyor. Tıpkı burada biz terör saldırısına karşı çıktık geçen hafta yapılan. Ama orada da işte çocuklar ölüyor, sivil insanlar ölüyor. Demin senin gönderme yaptığın Masum Kobani, Amber'in zaman söyleşisinde 17 kişi öldü. İkisi sadece askeri kimlikli, 15 tane sivil öldü. Bunların bir kısmı bebek diyor. Fotoğrafları da yayınlandı. Buğday silolarını vuruyorsunuz, su depolarını vuruyorsunuz, hastaneleri, klinikleri vuruyorsunuz. Yani bunun mantığı ne yani? Ve bugün Daily Sabah gazetesi, Sabah'ın İngilizce yayınında bir yazı var. İşte tabii yazdırılmış bir yazı belli. Orada YPG'li İsrail'in yetkililer arasında görüşmeler oldu. İşte Türkiye'ye PKK'ya saldırın talimatını İsrail'in ve Amerikalıların verdiği söyleniyor. Şimdi buradan Suriye'ye dönersek Tayyip Erdoğan'ın ve Türk Karar Yönetimi'nin kafasında Suriye konusunun bugüne kadar geldiği ve algılandığı şeklinden farklı bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Bu işin ta başı var. Oradan az önce gönderme yaptığın Masum Kobani'nin o cümlesine de geleceğim ama Abdullah Öcalan asla böyle bir şey söylemez dediğine. Şimdi 2013 yılında tarihte veriyorum 9 Kasım günü Sırrı Süreyya Önder ile şu anda Meclis Başkan Vekili bu tarihte İmralı'ya gidip geliyor. Abdullah Öcalan arasında bir konuşma var. İmralı Notları adında çıkmış bir kitap var Avrupa'da Türkçe basıldı. Ve o görüşme notlarını, İmralı görüşme notlarını içeriyor. Orada Sırrı Süreyya Önder Tayyip Erdoğan'ın nezdinde Suriye'deki bir oluşumun, bir özel oluşumun kırmızı çizgi olduğunu, buna izin verilemeyeceğini, onun dışındaki her konuda anlaşılır diyor. Muş Tayyip Erdoğan. Fakat bir tek Suriye'de bu kırmızı çizgidir. Buna izin veremeyiz. Abdullah Öcalan da onun üzerine diyor ki sen de o zaman git söyle kendisine diyor. Suriye Rojava bizim kırmızı çizgimiz diyor. Buradan geri adam atmayız biz, atamayız diyor. Ve dikkat edersen Amber'in zamanında ki sen de 2 gün önce konuştun kendisiyle. Mazlum Kobani söyleşisinde, söyleşi burada yanında duruyor. Mazlum Kobani ısrarla Abdullah Öcalan bize böyle bir şey söylemez dedikten sonra eğer bu meseleyi çözüm adımları Türkiye'de şu anda ortaya çıktığı haliyle Suriye'deki Kürt oluşumunun iptalini içeriyorsa ve ona hedef alıyorsa bu olmaz, bu mümkün değil diyor. Ve aynı şekilde de Suriye'deki bu meselenin çözümünün adresi Ankara değil, Şam'dır diyor zaten. Ve Şam rejimiyle de belli düzeylerde de ilişkilerin olduğu biliniyor. Hatta belli noktalarında Rojava'nın kuzey ve batı Suriye özel yönetimin denilen bölgenin bazı noktalarında Suriye Arap ordusuyla yani rejimin ordusuyla YPG birlikte devreye geziyor. Kobani civarında var, Münbit civarında var. Yani Türk şeyle YPG ile Amerika'nın ve İsrail'in maçası olduğu iması edilen ya da olabileceği maçası olabileceği iması yapılan PYD ile YPG ile Suriye Kürtlerinin örgütleriyle Başar Esad rejimini Türkiye'nin Erdoğan'ın çok bir araya gelmeye çabalayıp bir türlü gelemedi. O rejimin ordusu
ortak devreye geçiyor bazı yerlerde. Yani Suriye Kürtlerinin bizim şu anda Türk Karar Üniversitesi'nin düşman olarak hedefe koyduğu unsurların illa konuşalım dediğimiz Suriye rejimiyle ilişkisi var. Yani Türkiye'nin yok, onların var. Dolayısıyla bu Suriye konusunda kafaları 180 derece toptan değiştirmek gerekiyor. Gene Erdoğan tarih veriyor yine. 29 Ocak 2015 tarihinde bir Somali dönüşünde gazetecilerle uçakta söyleşirken diyor ki biz diyor Irak'ta olan bitenin Suriye'de olmasına, Kuzey Irak'ta olanın izin veremeyiz diyor. Yani aslında Irak'ın kuzeyindeki oluşumdan da çok memnun değil ama işte neyse. Zaman geçti artık. Onlarla üstüne geçtik, yakın olduk. Fakat bunun Suriye'de olmasına izin veremeyiz. Her ne pahasına olursa olsun bunu engelleriz gibilerden cümleler kuruyor. 29 Ocak 2015 tarihi. Şu meşhur Dolmabahçe protokolünün bozulması yine Erdoğan tarafından. Dikkat edin ki o protokol 28 Şubat 2015'te. Mart 16 yanılmıyorsam Mart 2016'dır. Tayyip Erdoğan tanımadığını söyledi. Dolmabahçe mutabakatını. Bu tarihi niye veriyor? 17 Mart tarihinde Rojava ve Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu diye bir özel ya da federal bir yapı olma iddiasıyla bir oluşum olurdu. Bu 2018 yılında şimdiki adına İngilizce baş harfleriyle ANS, yani Kuzey ve Batı Suriye Özerk Yönetimi. Şimdi Türkiye bunu resmen tabii kabul edilmiş bir şey değil. Suriye sorun çözümü zaten ama Türkiye bunu kabul etmediği sürece oradaki Kürtlerin özerk yönetimine kavuşmasını kabul etmediği ve onu düşman gördüğü sürece sıkıntı olacak. Nasıl sıkıntı olacak? Hatta Tayyip Erdoğan yine yakın tarihte Sırbistan veya Arnavutluk ziyaretinden dönüşünde yaptığı konuşmada biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana izledi. Kim dedi başka Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana? Saydı Rusya ve İran dedi. Suriye'nin kendisi yani Şam rejimi Rusya ve İran dedi. Peki kim Suriye'nin parçalanmasına gidecek yolu açıyor? Üç tane ülke saydı. Amerika Birleşik Devletleri dedi. Almanya dedi. İngiltere dedi. Şimdi bunlar üç NATO ülkesi. Yani Türkiye'nin müttefikleri bunlar. Bu üç ülke şu andaki savaşta İran'ın arkasında değil, İsrail'in arkasında duran ülkeler. Peki aynı zamanda bu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Kürt yönetiminin ne güvenlik şemsiyesi sağlayan, onları silahlandırmış olan, çünkü Suriye'de malum bu mücadele işi de karşı başladı. Böyle bir ülke. Ve bugün bakıyorsunuz Sabah gazetesinin İngilizce yayınında Amerika ve İsrail ile bunlar arasında bağlantı kuruyor ve Amerika ve İsrail'in bunları PKK'yı Türkiye'ye karşı saldırıya teşvik ettiğini, böyle talimat verdiğini. PYD ile PKK'yı eş anlamda kullanıyor zaten. Şimdi uzun lafın kısası geleceğin nokta şu. Türkiye'de bir takım heyecan verici, hatta umut verici bir takım yeni gelişmeler var. Ve gerek Devlet Bahçeli'nin gerek Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmaları çok dikkatle izleyerek bu bir takım umut verici sinyalleri alabilmek, konuşmaları bir sürü yerinde ayıklayarak, bazı yerlerini yakalayarak bu sonuca varmak mümkün. Ama eğer Abdullah Öcalan üzerine oturtulacak bir herhangi bir çaba, çözüm çabasından bahsetmiyorum. Herhangi bir çaba Suriye'deki Kürt özerk yönetiminin iptali amaçlı olacaksa ve Suriye'de Kürt yönetimine Amerika ve İsrail'e ait bir oluşum sayacaksa Türkiye'de karar verecek fazla yol alamayız. Tam Dolayısıyla da burada Türkiye'deki gelişmelerin bir yol alabilmesi için kesinlikle Amerika ve İsrail'in uzantısı olarak Suriye'deki Kürtleri görmekten vazgeçip onları Türkiye'nin Kürtleri uzantısı olarak görmek gerekiyor ve Abdullah Öcalan orada devreye girecekse oradaki proje zaten Abdullah Öcalan'ın projesi.
Yani Irak'ın kuzeyindeki Barzani ve Talabani'ydi. Suriye'nin kuzeyindeki ise doğrudan Abdullah Öcalan'ın projesi. Yani siz gidip Abdullah Öcalan'a Suriye'yi iptal ettin, Suriye'deki yok olsun, bir de artık PKK silahları bıraksın, barışalım. Yani böyle olursa ne ala ama öyle olabileceği çok da gerçekçi bir talep olmaz. O yüzden de Türkiye Suriye Kürtlerine yönelik bakış açısını 180 derece değiştirmek zorunda. Şimdi bu konuya tekrar geleceğim ama bir parantez içinde şunu da sormak istiyorum. Bölgeden bahsediyoruz. İran'dan bahsettik, Suriye'den bahsettik, Irak'tan pek bahsetmedik. Arada geçti ama yani bütün bu süreçte bölgenin yeniden yapılanmasında Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi gibi bir yapı var. Her ne kadar seçim sorunda olduysa da bilmem ne ya da henüz hükümet bildiğim kadarıyla kurulamadı ama sonuçta bir deneyim var, orada bir güç var. Ve bu gücün özellikle KDP ayağının, Barzani ailesinin Erdoğan'la da çok yakın ilişkisi var. Irak Kürtleri bu yeni olayda bir rol oynayabilir mi yoksa onlar daha çok kendi dertleriyle mi uğraşırlar? Oynayabilir şüphesiz. Yani Neçirvan Barzani'nin tam da Irak Kürdistan'daki seçimden birkaç gün önce gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bir sürü spekülasyonla beraberinde getirdi. Ne konuştular bilmiyoruz açıkçası ama kesinlikle oynayabilir. Şu nedenle oynayabilir. Bir bilgi daha ilginç gelebileceği için ve bu soruya kısmen cevapta da yardımcı olabileceği için senin az önce gönderme yaptığın Amber'in zamanın Mazlum Kobani ile olan söylesini en son bölümünde Amber'in zaman ya da El Monitör bir soru soruyor, diyor ki bizim bilmediğimiz bir şey ya da yani duymadığımız şu ana kadar bir şey, ki bu birkaç gün önce yapılmış bir söyleşi biliyorsun. Diyor ki anlıyoruz ki diyor PYD ile ki PYD Suriye'deki Kürt özel yönetiminin bel kemiği adeta PYD ile Kürdistan Ulusal Konseyi arasındaki görüşmelerin tekrar başlayacağı bilgileri geliyor. Çünkü Suriye Ulusal Konseyi, pardon, Kürt Ulusal Konseyi denilen PYD dışındaki çeşitli Kürt partilerini bir araya getirmiş olan yapı Suriye'de Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi etkisinde bir yapı. Onun Suriye uzantısı. Ve bu Suriye'nin Türkiye'nin desteklediği muhalefet yapısı içindeydi. Fakat Afrin'deki uygulamalara tepki göstererek Suriye muhalefetinin, Türkiye'nin desteklediği Suriye muhalefetinin içinden çekildi o. Adı Kürdistan Ulusal Konseyi. Suriyeli Barzanicilerin örgütü ya da ittifakı değil. Şimdi soruda diyor ki PYD ile Kürdistan Ulusal Konseyi arasında görüşmelerin tekrar başlayacağı söyleniyor. Nedir durum? Mazlum Kobani diyor ki evet bu çok doğru bir bilgi, kesin diyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri burada işte ya da Rojava'da burada bu görüşmelerin tekrar başlamasını kolaylaştırıyorlar ve bıraktığımız noktadan bu görüşmeler başlayacaktır. Şimdi burada neyi anlıyoruz? Tıpkı Türkiye bir takım hazırlıklar yapıyorsa bölgedeki gelişmelere bakarak Orta Doğu'nun gideceği yön ve barındırdığı belirsizlik unsurlarına Kürtlerin çeşitli aktörleri de aynı şekilde yapıyorlar ve bir süre yine Amerika ve Fransa'nın girişimiyle bir araya gelmiş olan Iraklı Kürt unsur, yani Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi ile PYD arasında bir süre devam ettikten sonra kesilmiş olan görüşmeler tekrar başlayıp bir noktaya gelinmesine çalışıyor. Buradaki aracı kim? Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Amerikan seçimlerinde kimin kazanacağı ve kazanacak kişi kimse nasıl bir yönetim olacaksa onun
Orta Doğu'ya bakışı ve yaklaşımı şimdilerde konuştuğumuz şeyleri bir hayli etkileyecek. İster Trump olsun, ister Harris olsun. Ama Kürtlerin bölgede baktığımız vakit İsrail'in bir tarafında, İran'ın öbür tarafında yaptığı Türkiye'nin üstte mevzilendiği alanda kendiliğinden hiç başka bir neden olmasa bile önemli bir aktör olarak potansiyel ifade ettikleri ortada. O yüzden biz Türkiye'de bizler Türkiye'liler Kürt konusunda birdenbire hareketlenmeye başladık. Aynı şekilde Irak Kürtleri öyle, aynı şekilde Suriye Kürtleri öyle. Bu bakımdan Irak Kürtlerine sorundan geri dönersek düşecek epey önemli bir rol var. Çünkü onlar hem Pezeşkian'la beraber İran'da yeni bir sayfa açtılar, hem Türkiye'li ilişkileri malum son derece yakın birbirine, Türkiye ve Irak Kürtistan Demokrat Partisi ilişkileri ve aynı zamanda da şimdi Suriye'de PYD ile yeniden Amerikalıların arabulucu bile görüşmelere başlamadı. Cengiz abi, şimdi sen de bölgeyi konuşmak çok keyifli. Eminim izleyicilerimiz de aynı keyfi alıyordur. Ama bir yerde noktalamamız lazım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Demin bahsettin aslında Suriye konusu ve PKK'nın silah bırakması gibi hususların nasıl kritik olduğunu, ama şunu sormak istiyorum özellikle. Sen geçmişteki çözüm sürecini çok yakından takip ettin gazeteci olarak. Daha sonra da 300 sayfalık kitap yazdım bir de. İşte tam onu söyleyecektim. Dur, söylememe izin vermedin. Doğrudan çatışma çözümleri üzerine çok ciddi bir araştırma da yaptın yurt dışında. Çok önemli bir çalışmaydı ve sen gazetecinin ötesinde çatışma konusunda da bayağı dünya örneklerini de bilen, Türkiye'deki yaşanmışlıkları da bilen birisin. 1 Ekim'den bu yana çok da fazla zaman geçmedi. Yani bir ayda çok şey oldu aslında, değil mi? Yani bayağı bir şey oldu. O koyduğun rezervleri biliyoruz. PKK'ya olan şey, Kandil'e Suriye konusundaki tutum, bunların çok ciddi soru çıkartacağını söylüyorsun. Onun dışında bu süreçte ne gibi olumlu anlamda farklılıklar var, olumsuz anlamda farklılıklar var? Yani bu başlı başına bir davet anlamında söylemiyorum ama başlı başına tek başına bu başlık altında bir söyleşiyi gerektirecek içerik taşıyor, ama kısaca şunu söyleyebilirim. Geçen gün dediğim açık, tam 5 gün önce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim ben Edirne cezaevinde. Kendisine de söyledim. Onu ziyaret etmeden önce Türkiye'deki iktidar koalisyonunu oluşturan partilerin bir iki önemli şahsiyetine de aynı şeyi söyledim. Türkiye'nin önünde aslında şu anda muazzam bir fırsat yatıyor. İki tane çok önemli aktör diyorum. İsimlerini de söyleyeyim. Birinin adı Abdullah Öcalan, diğerinin adı Selahattin Demirtaş. Bunların her ikisi de Türkiye'ci. Yani bu ne demek? Her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin ne Kürtleri devleti ve strateji ortağı olarak görme perspektifine sahipler ve her ikisinin de Kürt dünyası üzerindeki etkileri tartışılmaz. Şimdi Türk karar vericisi için bu olağanüstü bir fırsat. Yani Abdullah Öcalan diye birisi var, bu kadar etkili ve önemli Kürt dünyası üzerinde. Diğerinin adı da Selahattin Demirtaş, Kürt halkının sevgilisi. Ve Türkiye'nin Türk kesiminde de büyük sempati üzerine toplanmış birisi. Ve her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'ne
Kürtlerin stratejik ortağı ve Kürtlerin de o devletin bir parçası olması gerektiği konusunda istekli arzulu kişiler. Şimdi bu kişilerin aktör olarak bulunduğu bir alanda ve Neto Paradoksu ki her ikisi de tutuklu. Biri İmralı Adası'nda, öbürü Edirne Cezaevi'nde. Bu Türkiye için büyük bir fırsat. Eğer tarihi ki gerek Devlet Bahçeli yani gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir dönemin eşiğinde olduğunu söylüyor. O zaman bu gerçekten tarihi bir imkan ve fırsat. Türkiye lehinde bir durum. Yani biz bunu 2013-2015 arasındaki süreçte aslında bu aktörlerin bu özelliği, bu olumlu yanı için değişmemişti ama bu kadar net bilmiyorduk. Şimdi biliyoruz. Kendileriyle görüşen herkes biliyor. Yani hiçbir şey olmasa yani Abdullah Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda iki dilde okumuş olan o meşhur mektubuna bakın bir daha okuyun. Orada bütün unsurlarını görebilirsiniz bakış açısını ve o bakış açısında değişmediğini bu 2-3 satırlık son mesajında da anlayabiliyoruz. Keza biraz önce gönderme yaptığım Zübeyir Aydar röportajında Zübeyir Aydar da ısrarla diyor ki biz Türkiye ile bu işi yapmaktan yanayız. Biz iç içeyiz, yan yanayız. Türkiye'dir esas bizim için diyor. Barışılacak olan bizle barışması gereken Türkiye'de. Biz de zaten Türkiye ile kavga etmekten yana esas olarak değiliz. Barışmaktan yanayız diyor. Şimdi bu kadar fazla Kürt tarafından gelen olumlu sinyal ve durum varken Türk tarafında da nedir farklı olan geçen dönemden en can alıcı noktasına gelip tamamlayayım. Geçen dönemde Erdoğan'ın inisiyatifiyle başlamış gibi gözüken barış sürecinin önünde çok temel bir blokaj, engel vardı. Şimdi Devlet Bahçeli. Şu anda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle Cumhur İttifakı'nın ortağının öncülüğünde yürüyen diye kuruyor cümleyi. Ve bunun asıl yüzyıllar süren devlet aklının, irfanının bir sonucu olduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli'ye gönderme yapıyor. Şimdi Devlet Bahçeli de bu saydığımız olumlu unsurlar yanında bir barışmaya imkan verecek yol aradığını ortaya koydu. O kadar ortaya koydu ki işte Öcalan'ın serbest bırakılmasına gidecek bir sürecin parametrelerini adeta geçen haftaki konuşmasında ifade etti. Bu başlı başına çok önemli ve olumlu bir unsur. Yani geçen dönemdeki barış sürecinden gerek Oslo süreci olsun. 2006'lardan gizli kapaklı başlayıp 2009'dan 2011'e kadar yanılmıyorsam 11 görüşmeyle yüz yüze Oslo'da gizlice çıkmış olan. Daha sonra da 2013-2015 arasında yarı kesti süren bu son çözüm süreci, barış sürecinden farklı olarak şimdi Devlet Bahçeli var. Tamam yapalım bu işi devre ön alan. Hatta bunu da olumlu bir unsur olarak geçen çözüm süreciyle karşılaştığımız zaman kaydetmekte yarar var. Fakat temkini elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü her bir süreç bir yerden tıkandı. Bunların dersleri de doğru dürüst çıkarılmadı, tam da yüzleşilmedi. Bu çok çok hassas ve kritik bir konu. Daha önce yaptığım bir benzetmeyle beni buz üstünde oron tökmeye benziyor. Kırmadan buzu, ince bir buz tabakası üzerine. O yüzden herkesin diline çok dikkat etmesi lazım. O anlamda az önce senin sözünü ettiğin bu parti meclisindeki dil hakkı çok da yardımcı bir dil değil, hiç değil. DEM Parti Meclisi'nin açıklamasında kullanılan bir Bahçeli'nin dili, Erdoğan'ın dili de her çok kez çok yardımcı bir dil değil. Hepimiz dilimizi ayarlamamız, çok dikkat etmemiz ve bu kadar olumlu soru, olumluluklarını değerlendirerek bir sonuca doğru ileri doğru gitmemiz gerekiyor.
Çok teşekkürler Cengiz Çandar. Gerçekten çok dolu dolu bir yayın oldu. Umudu temkinli bir şekilde umutlu olmaktan bahsettin ama çok sorun var. Bakalım ne olacak? Devam edeceğiz tartışmaya. Özellikle bölgede bayağı bir şeyler değişeceğe benziyor. Çok sağ ol. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili gazeteci Cengiz Çandar'la, aynı zamanda kendisi çatışma çözümü konusunda uzmanlığı olan bir isim. Bütün bu Türkiye'de bir aydır yaşananların bölgeyle ilgisini konuştuk ve Türkiye'de Kürt sorununu çözümü konusunda umutlu olup olmamak nasıl mümkün olabilir, bunları konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.